Bir saattir savunduğun arkadaşına bak. Uyuşturucu kullanıyor. Sen böyle deylanmayı şoför babandan mı öğrendin ha? Babamı karıştırma! Karıştırsam ne olur? Senin babanın! Peki nereye gittiğini biliyor musunuz? Daha önce gittikleri bara. Kendi arkadaşlarını da oraya çağırdı. Ne olursun Ali, git al onu. Ali, durun lan! Polat Bey! Polat, git sen buraya! Bir daha oğlumun kılına dokunursanız hepinizi yakarım ona göre! Okul önüne gelmeniz biraz ayıp olmuyor mu? Abi biz buraya kavga etmeye gelmedik. Arabaya dayan, üzerine arayacağız. Ne oluyor? Narkotik. Komiserim, buldum. Eroini torpidoya saklamış. Eroin mi? Biz de tutukluyorum. Geçmiş olsun birader. Sağ ol. Mal var mı? Ne? Ot yani, ot. Ne diyorsun kardeşim? Dediler ki sen mal satarken enselenmişsin. Ben de belki Zulan'da bir şeyler vardır dedim. Parasıyla icabında. Git işine be kardeşim. Benim o taraklarda bezim yok. Yapma be abi. Çek git başımdan. Ya nazlanma işte, parasını ise verelim. Nuri! Rahat bırak lan adamı. Hadi yaylan bakalım, uyuz. Ama abi. Hadi lan. Her gelene sinek gibi yapışmasan olmaz mı? Yürü lan. Hadi. Hadi. Allah kurtarsın kardeş. Adım Ahmet. Benimki de Ali. Suçun ne? Malı satıyor muydun yoksa içici misin? Ben suçsuzum. Hep öyle derler. Benim eski koğuşta bir çocuk vardı. Masumum diye diye müebbet yedi. Meğer iki kişinin katiliymiş. Ne e'si? Neden düştün buraya? He? Gel. Gel otur şuraya. Anlat bakalım. Pis bir iftira yüzünden. Bazen iftira, bazen de bir anlık öfke. Bir bakarsın mapus damındasın. Ondan sonra kimi acır bize, kimi de nefret eder. Bir de at takarlar kader kurbanı diye. Ahmet abi çay hazır. Ay ben böyle kaderin. Ali kardeş. Giy şunu. Benim bağsız oğlum, vah vah. Seni bu duruma düşüren Allah'ımdan bulsun. Canım evladım, talihsiz yavrum. Yapma anne. Yeter bu kadar kendini helak ettiğin. Ağlama. Ali seni böyle görürse daha çok yıkılır. İçim yanıyor be, içim yanıyor. İçim, içim. Biliyorum anne, biliyorum. Koyun. Buraya mı? Evet, buraya. Peki bu poşette ne var? Dolma. Hapishaneye yiyecek sokmak yasak. Gardiyan Bey, oğlum benim yemeklerimi özlemiştir. Dolmayı da çok sever de. Olmaz teyzeciğim, kanun böyle. Ayol ne olur bir tencere dolmadan. Hem kendi yer hem arkadaşları da yer. Olmaz olmaz. Uyuşturucu sokuyorlar diye yiyecek sokmak yasak. Bunda bir şey yok ki. Alt tarafı dolma. Ayol dolmanın içinde uyuşturucunun işi ne? Olmaz dedim teyze. Zaten bu dolma biber dolması değil, esrar dolması. Bu çamaşırları da deterjanla değil, eroinle yıkadık. Oğlan koklasın da kafayı bulsun diye. Ay yeter ayol, içime fenalık geldi. Anne sakin ol lütfen. Tamam kardeşim, bu kalsın. Görüşmeye gidebilir miyiz? Geç işi. Başına gelmeyen bilmez ne beter gel dermiş kardeşim, be. Gel şöyle, gel. Kimse yemesin dolmayı, eve götüreceğim. Allah kahretmesin. Ah oğlan yemedi. Yahu Temel. Şu gardiyana bir söylesene. Belki o bizi içeri alır. Allah Allah. Ne laf anlamaz adamsın sen de tombul kasap. Kulağından duydun. İçeri almaylar.
Belki sizin muhtar olduğunuzu öğrenirlerse izin verirler ha muhtar bey. Demin söylediler ya, sadece birinci derecedeki akrabaları ziyaret edebiliyormuş. Buraya boşu boşuna geldik desenize. Boşu boşuna olur mu da? Ali abimi görmesek de o bizim burada olduğumuzu öğrenecek. İçeride yalnız ve çaresiz olmadığını anlayacak değil mi babacığım? He? Çok doğru söylüyorsun Temel. Of Ali abicim of. Ona komplo kurdular. Onun suçsuz olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz biliyoruz da henüz onlar bilmiyor. Araştırıp soruşturmak zorundalar. Ali'ye niye böyle bir kalleşlik yaptılar? Düşündükçe kahroluyorum. Ben de vallahi. Peki biz ne yapacağız? O içeride suçsuz yatarken elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız? Elbette oturmayacağız da. Mahkeme gününe kadar Ali abinin suçsuzluğunu ispat etmemiz icap ediyor. Ali'yi hala niye getirmediler anne? Acaba içeride bir şey mi oldu? Bekledikçe aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Ya hiç çıkamazsa? Saçmalama kızım. Ağzını ayrı aç. Ali suçlu değil ki niye içeride kalsın? Ağlama. Bak şimdi ben de başlarım ha. Tamam tamam ağlamıyorum. Ha işte geliyor Ali. Ali. Ah canım ah canım. Seni bu hallerde mi görecektim oğlum? Anne yapma ne olur. Oğlum canım. Ali. Anam. Behiye'm. İyi misin Ali? Nasıl iyi olsun? İki günde erimiş bitmiş. Aslanım benim. Anacığım ne olur yapma. Ben iyiyim. Vallahi iyiyim. Sana iyi davranıyorlar mı Ali? Tabii canım. Hiç üzülmeyin. Zaten yakında çıkacağım. İnşallah Ali. Savcıya her şeyi anlattım. İnşallah asıl suçlular yakalanır da beni bırakırlar. Gece gündüz buna dua ediyorum oğlum. Neyse. Bunları bırakın da anlatın bakalım. Evdekiler ne yapıyor? Kızım nasıl? Seher sürekli seni soruyor Ali. Babam geldi, babam geldi diye. Her kapıya koşuyor. Yavrum benim. Peki ne dediniz? Baban iş için gitti, yakında gelecek dedik. İyi de misiniz? Behiye. Can nasıl? Can çok üzgün Ali. Bütün bu olanlardan kendini sorumlu tutuyor. Ne yiyor ne içiyor. Evin içinde ruh gibi dolaşıyor çocuk. Hay Allah. Aman Behi. Dikkat edin de yine bir delilik yapmaya kalkmasın. Aman ha. Tamam Ali. Gözüm üstünde merak etme. Siz de beni merak etmeyin. Onların cezasını kendim vermek isterdim ama... O zaman da seni tutuklarlardı. Ali abinin benim yüzümden hapse girdiğini düşündükçe kahroluyorum. Aslında suç bende. Seni o çocuklarla ben tanıştırdım. O pisliklerle nasıl arkadaşlık ediyordun Simge? Hala anlamıyorum. Onlarla okuldan başka bir yerde görüşmüyorduk ki Can. Böyle olduklarını da bilmiyordum. Hala okula geliyorlar mı? Hayır. Hiç ortada görünmüyorlar. Saklanıyorlar tabii korkaklar. Suçsuz birine çamur attılar, ortadan toz oldular. Ama yerin dibine de girseler, bunun hesabını verecekler. Hem de en yakın zamanda. Ay, kollarım koptu. Benim de. Hadi abla, Türk çikolatamı ver. Şimdi olmaz, seyirim seyirim, sonra veririm. Bana ne, ben de kendim alırım. Hakkım Hakkım. Annemler abimi görmeye hapishaneye gittiler. Ben de hemen seni aradım Hakkım. Nasılsın, iyi misin? Ben mi? İyiyim. Ben de iyi sayılırım Hakkım. Ama seni çok özledim. İlk fırsatta geleceğim. Tamam mı? Ne? Kimi mi aradım? Aa, sen Hakkım değilsin. Ne hakkısı ya? Ben kasabım, kasap. Kasap İbrahim. Tövbe tövbe. Kasap mı? Halbuki benim Hakkım kahveci. Alo Hakkım Hakkım. Ne? Yok mu? Ne zaman gelir? Ya. Hadi iyi günler. (Gülüyor)
Merhaba, kolay gelsin. Aa, merhaba Şirinciğim, sağ ol. Nereye böyle, alışverişe mi? Yok yok, Muhtar amcaya gidiyorum. Ali abiyi soracağım. Demin Seher teyzelere uğradım, evde kimse yoktu. Belki Muhtar amca bilir. Yok yok, hepsi toplanıp Ali'yi ziyarete gittiler. Ya, hay Allah. Onlar dönene kadar bir şey öğrenemeyeceğiz desene. Öyle, inşallah hayırlı haberlerle gelirler. İnşallah. Aa, bunlar onlar değil mi? Aa, evet evet, geliyorlar. Neyse, görüşürüz, hoşça kal. Hadi şimdilik eyvallah. Güle güle, güle güle. Abicim, bunları bir ocağa bırakıver, ben geliyorum. Tamam, boşları toplayayım. Merhabalar. Merhaba Şirin Hanım. Vallahi ben de sizin yollarınızı bekliyordum Muhtar amca. Hayrola Şirin? Yoksa bir şey mi oldu? Hayır canım, Ali abiye gittiğinizi öğrendim de neler oldu diye merak ettim. Nasıl, haberleri iyi mi? Pek iyi değil. Soruşturma bitene kadar çıkacağı şüpheli. Yapmayın. Durum ciddi desenize. Hem de çok ciddi. O Meret'i arabanın torpidosuna buldular diye Ali abime inanmaylar. İlla da bu mal senin diye tutturdular da. Ne olacak şimdi? Ne bileyim de. O altı edenleri biliyorum. Yalnız hiçbir şey edemiyorum. Peki polise şüphelerinizi anlatsanız? Ali ifadesinde her şeyi söylemiş. Ama polisler de haklı. Araştırmadan soruşturmadan inanmazlar ki. Ali'nin söylediklerini ispat etmesi lazım. Hay Allah. Adamcağız içerideyken suçsuzluğunu nasıl ispat edecek ki? Yalnız biz dışarıdayız değil mi? Saksıyı çalıştıracağız. Onu kurtarmanın yollarını ya bulacağız ya bulacağız. O kadar. Kim gittiler demiştin Ali'yi ziyarete? Seher Hanım, Behiye, Muhtar Bey ve Temel. Ha. Ay, keşke biz de gitseydik hala. Buyurun. Abi ya. Ha. Behiye de geldi işte. Merhaba. Merhaba canım. Behiye. Hoş geldin Behiye. Hoş geldin Behiye abla. Ali nasıl Behiyeciğim, görüşebildiniz mi? Görüştük Müzeyyen Hanım. Ha. Dayanmaya çalışıyor işte. Ama morali çok bozuk. Ah canım. İnşallah suçsuzluğu bir an önce ispatlanır Behiye abla. İnşallah. Peki avukatla konuşabilmiş mi? Mahkeme ne zamanmış? Arabaya uyuşturucu koyanları tespit edebilmişler mi? Henüz değil. Bulmaya çalışıyorlar işte. İstersen sen eve gidip biraz dinlen Behiye. Tabii ya, biz dükkanı idare ederiz. Yok yok, burada kalayım daha iyi. Eve gidersem daha kötü olurum. Üzme bu kadar kendini Behiye. Nasıl olsa mahkeme sonuçlanınca Ali serbest kalacak. İnşallah, aynen inşallah. Seher Hanım evde değil mi Behiye? Evde. Hah. Yürü Zeynep, bir de gidip Seher Hanım'ı görelim. Böyle zamanlarda dostlar birbirini yalnız bırakmamalı. Doğru söylüyorsun hala. Hmm. Belki ondan başka haberler alırız. Allah sabırlar versin Behiyeciğim. Sağ olun. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Hoşça kalın. Güle güle. Sanki ziyarete değil röportaja gidiyorlar. Yandı vallahi Seher teyze. Ben çıkıyorum Şevket. Ben de. Ne demek ben de? Sen nereye gidiyormuşsun bakayım? İşim var Suzan. Gidip meyhane için bardak alacağım. Hayır efendim, almayacaksın. Hayda, niye almayacakmışım Suzan? Neyle vereceğim içkiyi? Tasla mı? Gidip doğru düzgün bardak almam lazım. Bu eve de bir tüp lazım Şevket Bey. İyi ya Suzan. Sen de git tüp al işte. Saçmalama Şevket. Ben nasıl taşırım o koskoca tüpü? O zaman sen de telefon et. Tüpü onlar getirsin. Ben de öyle yaptım zaten. Onun için de sen evde kalıp tüpçüyü bekleyeceksin, anladın mı? Ben mi? Ben gidiyorum dedim ya Suzan. Ben de gitmiyorsun dedim Şevket. Ben gidip alışveriş yapacağım. Sen de kapı dışarı çıkmadan tüpçüyü bekleyeceksin. İşte o kadar. İyi be. Bir de üstümden kapıyı kilitle bari. Ev değil, hapishane. Gardiyan, ne olacak? Ah. Ah Allah'ım, nedir bu başımıza gelenler? Felaketler bir türlü yakamızı bırakmıyor. Bugünleri de mi gösterecektin ya Rabbim? Aslan gibi oğlum hapislerde çürüyor. Lütfen Seher teyze, kendinizi bu kadar üzmeyin. Nasıl üzülmem canım, nasıl üzülmem? Duyduğumda inanamadım vallahi, şok oldum. Ben de. Kim yapar böyle bir hainliği? Etrafta vicdansız çok. Simge'nin arkadaşlarından şüpheleniyoruz ama. Aa, Simge'nin mi lütfen? Can'ın kız arkadaşı değil mi o? Peki onunla ne ilgisi var? Can geçen gece Simge'nin birkaç arkadaşıyla tartışmış. Bizimkini biraz pataklamışlar, biraz da köteklemişler.
Aa, bir şey oldu mu? Gözü morardı. Vah vah. Tabii, terde erkeklik var ya. Bu sefer Can da arkadaşlarını toplayıp çocukları dövmeye gitti. Hiç yoktan başınıza dert açılmış lütfen. Ali de durur mu? O da ayırmak için koşmuş. Araya girince birini biraz benzetmiş. İntikam almak için yapmışlardır. Bunlardan her şey beklenir. Ah, yaktılar Ali'mi, yaktılar. Şimdi abim hep hapiste mi kalacak annem? Hayır, hafta sonları evci çıkacak. Salak! Sus. Abim gelmiş olmasın annem? Nehpare, dua et ayağa kalkacak halim yok. Yoksa seni paralardım. Kız açsana kapıyı! Ben bakarım Seher hadi. Teyze. Utanmıyor. Avukat ne diyor lütfen? Ne diyecek? Çocukları araştırıyorlar işte. Aa, herkes burada ayol. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Allah kurtarsın Seher teyze. Amin amin. Ah Halim ah. Ah sebep olanlar sebepsiz kalsın. Allah'ından bulsunlar inşallah. Bir şeycikler de ben. Onlar yakalanınca bana getir bana. Hepsinin bacaklarını koparıp ellerine vermezsen bana da kemik rankadri demesinler. Hayır Seli Ali'nin şu kapıdan anneciğim diye girişini bir görsem. Abim kapıdan hep iyi akşamlar diye girer annem. Ay daralıyorum. Bu biraz daha konuşmuş. Ay bu kız beni öldürecek. Öbür tarafa hakkımızı helal edin diyemeden gidecek. Sen beni öldürecek misin ha? Zaten ciğerim yanıyor benim. Allah kimsenin başına vermesin. Zor, çok zor. Üzme kendini Seher Hanım. Nasıl olsa suçsuz olduğu meydana çıkacak. Allah büyük, tez zamanda çıkar inşallah. İnşallah. Kolaydı sanki. Nereden baksan en az bir sene hapishanede kalır. Bu memlekette davaların hemen sonuçlandığı nerede görülmüş he? Ay çok iyi konuştun hala. Seher Hanım bir şey soracağım. Bu olayda şüpheli şahıs var mı? Ali yakalanmadan önce taksiyi bırakıp bir yere gitmiş mi? Hayır. Eğer gittiyse torpido gözüne eroini rahatlıkla koyabilirler. Yok eğer gitmediyse demek ki şüpheli tanıdık biri. Vallahi Müzeyyen Hanım şüphelinin tanıdık olup olmadığını bilmiyorum. Ama katil tanıdık biri. Aa, ne? Katil mi? Katil de mi var? Evet katil de var. Kim peki? Ben. Hı. Biraz daha konuşursanız ben katil olacağım. Katil olacağım. Ay. Kadın çıldırdı. Ay. Ay içime fenalık geldi. Kollamayın. Güle güle Lara. Cuma günü 5'te bekliyorum. Tamam Ece abla, hoşça kal, bay bay. Hayırlı işler. Aa Hasan. Arkadaşımla konuşacağım, bir dakika lütfen. Tamam küçük hanım. Merhaba. Çay mı satıyorsun? Çay da atıyorum. Okula gitmiyor musun? Gidiyorum. Okuldan sonra Temel abin yanında çalışıyorum. Ne güzel. Gideceğin yerler uzaksa biz seni bırakırız. Yo yakın. Ama neyse benim var. Hadi gidiyoruz. Hasan da mı bizimle geliyor? Evet. Buyurun sayınız. Buyurun akşam çayınız. Sağ olasın. Eyvallah. Siz de sağ olun. Merhaba beyler. Merhaba. Hoş geldiniz sen abicim. Buyurun otur bayılın. Ali'yi soracaktım Temel. Nasıl çocuğun durumu? Nasıl olsun İhsan abicim? Morali çok bozukmuş da. Muhtar babacığımdan da bizi içeri almadılar. Yüzünü bile göremedik. Çay içer misin İhsan abicim? Sağ ol. Hay Allah ya. Ali gibi bir adam hapse girsin. Hem de hiç suçu yokken. El kadar çocuklar yaktılar Ali'nin başını. Bu işi yapanlar ortaya çıkıp da itiraf etmezlerse Ali biraz zor kurtulur vallahi. Canım yakalansalar bile hemen biz yaptık derler mi ki? Ah bir elime geçirsem o itleri bülbüle çevirdim vallahi. İyi de dayı Osman nasıl bulunur ha bu işi edenler de? Onlar çoktan bir deliğe girip saklanmışlardır. Aslında o çocukların takıldıkları mekana gidip iyice bir araştırma yapmak lazım. Doğru söylüyor. Belki bir yerlerden bir ipucu falan bulunur. İlla ki bir tanıyan eden vardır değil mi ya? Ben yüzlerini dün gibi hatırlıyorum. Öyle yüzlerini 100 metre öteden görsem tanırım da. Yalnız bulabilir miyim onu bilmiyorum. Bence gidip o bara bakalım.
Kim bilir? Belki de küt diye enseleriz onları. Tabii ya. Böyle elimiz kolumuz bağlı oturacak değiliz herhalde. Doğru. Bu durumda Ali'yi yalnız bırakmak olmaz. Mutlaka bir şeyler yapmalı. Bunca adamız madem, biz de o bara gidip arayalım onları. Yakalarına yapışıp ettiklerini bir bir söyletelim onlara. Burası. Selamünaleyküm hemşerim. Biz arkadaşlarla içeri girecektik. Damsız girilmez. Anlamadım. Ne söz girilmez? Damsız. Damsız giremezsiniz. Dam ne dur? Bu dam ne dur? Siz bilir misiniz? Galiba ya. Yani böyle kafamıza çatı mı edelim? Çatı. Bak kardeşim, içeride arkadaşlarımız var. Bizleri bekliyorlar. Grup halinde gelmiştik, bir sigara almaya gittik. Biz onları böyle önden gönderdik, bize yer kapsınlar diye. Olmaz. Her elini kolunu sallayan buraya giremez. O zaman sallamadan girelim. Olmaz dedim, burası kahvehane değil, diskotek. Abiler, bu uşak ne demek istiyor bize de? Kahvehanelere hakaret mi ediyorsun? Kardeşim, ben kahvehane sahibiyim. Sen ne demek istedin? İşte kardeşim, sana damsız girilmez dedim. Uy. Yanında bir bayan olmadan giremezsin. Şimdi oldu. Gidelim. Al biraz. Sen içiyor musun Ahmet abi? Yok be kardeş, sağ ol ya. İçimiz dışımız çay oldu, semavere döndük. Bir aslan sütü olsaydı götürürdün değil mi? Hem de nasıl. Buyur abi. Ne haber Ali kardeş? Ne olsun birader? Zaman geçmek bilmiyor ki. Şöyle ilişeyim ha, laflarız biraz. Gel buyur. Gündüz volta atarsın, icabında dalga geçersin. Ama akşam bir gariplik çöker. Bazen kahreder adama. Allah'tan ben yırttım artık. Buyur abi. Ne kadar var çıkmanı? 17 gün. Bir şey kalmamış. Neden girmiştin? Benimki namus davası Ali kardeş. Anlıyorum. Annen sağ mı? Sağ. Neden sordun? Ben anamı hiç tanımadım. Ben küçükken ölmüş. Babam da arkasından. Ya öyle mi? Konu komşu elinde büyüdüm. Okuyamadım. Her işte çalıştım. Her boyaya girdim çıktım. Sonra birine gönül verdim. Başını ağrıtmıyorum değil mi Ali kardeş? Estağfurullah. Trikotajda çalışıyordu. Biri musallat olmuş. Akşam paydosunda sotaya yattım. O işten çıktı. Baktım herif peşinde. Hemen enselerinde bittim. Esi iki tokat. Baktım herif bıçak çekti. Kaptım elinden bıçağı. Sonrası kötü tabii. Öldü mü? Ağır yaralandı. 3 ayda da iyileşti. İkimizin de verilmiş sadakası varmış. Haklısın. İyi ki ölmemiş. Yoksa cezan ağır olurdu. Ceza yatmakla biter Ali kardeş. Ama vicdan azabı çek bitmez. Doğru. Sonradan öğrendim. Adamın 3 bebesi varmış. İşte o zaman ölmediğine şükrettim. Evli misin? Evet. Çocuk var mı? Var. Bir kız bir de oğlan. Allah bağışlasın. Amin. Ne mutlu sana. Yolunu gözleyenler var. Kim bilir, belki şimdi oturup seni konuşuyorlardır. Senin için dua ediyorlardır. Ağlıyorlardır. Görüşü iple çekiyorlardır. Benimkisi ne aradı ne sordu. Bazen değer miydi diyorum. Söylesen Allah aşkına. Sen benim yerimde olsaydın ne yapardın? He? Ali kardeş. Thank you.
Seher ne oldu kızım? Uykum kaçtı anne, yanına geleyim mi? Gel bakalım. Gel. Üşüdün mü? Aa. Sana masal anlatayım mı? İstemem. Süt ısıtayım o zaman. Hayır. Anne, efendim ben canım. Babamı özledim. Ben de kızım. Babam ne zaman gelecek anne? İşi ne zaman biterse o zaman gelir yavrum. Ben bu işi hiç sevmedim. Bizi babamdan ayırdım. Ne yapalım kızım? Babam para kazanmak için gitti. Ben para istemiyorum. Babamı istiyorum. Ben de senin hemen uyumanı. Hemen uyursam rüyamda babamı görür müyüm? Bilmem. Hele sen bir uyu, belki görürsün. Hadi yat. Hadi yavrum. Hadi canım. Günaydın çocuklar. Günaydın, günaydın. Günaydın. Kusura bakmayın. Geç kaldım. Hadi bakalım. Atlayın, sizi okula bırakayım. Hadi. Hadi gidiyoruz. Hmm. Çok yaşa. Çok yaşa. Sizler de çok yaşayın çocuklar. Ama iyi ve doğru yaşayın. İnsanoğlu en zor büyüyen canlıdır. Emekle, sevgiyle yoğrulur. Bu yüzden önce kendinizi sevmelisiniz. Kurduğunuz dostluklara dikkat edin. Kötü arkadaşlar kötü alışkanlıklar getirir. Sorunlar sizi daha güçlü kılmak için çıkar karşınıza. Onun için mücadele etmekten korkmayın. Cesur olun. Ama cesareti uyuşturucuda ya da içkide aramayın. Beyninizi uyuşturucu değil, bilgi doldursun, bilgi. Yüreğinizi de sevgi doldursun, sevgi. Hadi bakalım, şimdi doğru okula geçin arkaya. Hadi tamam, gidiyoruz. Gel. Koş. Kimler çay istemişti? Ben. Ama duble. Tamam da biliyoruz. Al. He. Ben de bir çay alayım. Buyurun. Günaydın. Ne oldu? Dün gece bara gidebildiniz mi? Gitmesine gittik de içeri bile giremedik. Niye? Yoksa tipinizi mi beğenmediler? Ya sen yanımızda yoksun diye bizi içeri almadılar. Sahi ya, niye giremediniz? Meğer öyle yerlere damsız girilmezmiş da. Biz de böyle gidince giremedik tabii. Boşuna gittiniz oraya kadar. Çocukları da bulamadınız. Yazık oldu vallahi. Elimize yüzümüze bulaştırdık da diyebiliriz. İyi de o çocuklar yakalanmazsa Ali'nin başı hepten yanacak. Ağzını ayır Raş, Necip Usta. İnşallah dediği gibi olmaz da. İnşallah. Uy, ben gidip çayları doldurayım. Muhtar babam çayını bekler. Ellerinize sağlık Handan Hanım. Poğaçalar nefis olmuş. Bu sabah erken kalkınca bir tepsi yapıverdim. Soğumadan size de getireyim dedim. İçinize doğdu herhalde. Ben de bu sabah kahvaltı etmeden çıkmıştım. Boşuna dememişler kalp kalbe karşıdır diye. Öyle Handan Hanım, öyle. Günaydın babacığım. Handan Hanım da buraymış. Size de günaydın Handan Hanım. Tam zamanında geldin Temel. Ver bakalım. Buyurun babacığım. Siz de alır mısınız Handan Hanım? Alayım bari. Buyurun. Sağ ol. Poğaça alsana Temel. Poğaçaya tövbeliyim babacığım. Biraz önce yedim, midemi mahvetti. Bunlar senin bildiğin poğaçalardan değil Temel. Nasıl yani? Bunları Handan Hanım yapmış. Oldu o zaman. İki tane alayım. Yavaş. Güzel mi? Nasıl, beğendin mi? Çok güzel de çok beğendim. Öyle bir iki tane daha alayım. Hop oğlum, biz ne yiyeceğiz? Affedersiniz, bir tane alayım o zaman. Hadi al, şaka. Korkma Muhtar babacığım, Handan Hanım'da bu amaratlık varken sen daha çok poğaça yersin. Affedersiniz. Hadi gevezeliği bırak da esnafın çayını da. Affedersiniz. Al, ısmarladık. Poğaçalar çok güzelmiş babacığım. Ay canım, afiyet olsun. Teyze, o yeni gömleğimi bulamıyorum. Elbise dolabına bak. Baktım, yok. Ya teyzoş bir de sen bak ne olur, hadi canımsın. Ay yok işte. İrem bir günde bir şeyini kendin bulsan. Bu ne? Hı? Bu?
Şey, görememişim. İşine gelmiyor tabii. Nasıl olsa teyze hoş var. Sanat tarihi kitabımı gördün mü teyze hoş? Gördüm. Sümer uygarlığına doğru yol alıyordu. Bak sen, teyze hoş neler de biliyormuş. Ortalığa bıraktığınız ders notlarınızı toplaya toplaya mecburen öğrendik küçük hanım. Eğer kitabımı bulamazsam derse giremeyeceğim. Gazeteliğe bak, belki aralarına karışmıştır. Teyze hoş biraz yana kalsana, makyaj yapacağım. Odanızda aynanız var ya. Ama orada ışık iyi değil. Hay Allah'ım, bir rahat yok insana ya. Kitabı buldum teyze hoş. Hadi gözün aydın. Öf. Ne oldu teyze hoş? Ya başım ağrıyor, ağrı kes çalacaktım, bitmiş. Neyse, giderken eczaneden alırım artık. Hadi bakalım, hazır mısınız? Tamam, hazırız. Bana bakın. Tamam teyze hoş, biliyoruz. Ders çıkışı doğru eve gelin. Yollarda oyalanmayacağız. Tanımadığımız yabancılarla konuşmayacağız. Hatta daha da abartıp karşıdan karşıya geçerken önce sağa, sonra sola, sonra tekrar sağa bakacağız. Tamam tamam, çok komiksiniz, kabul ediyorum. Hadi yürüyün. Harika olmuş vallahi. Kayınvalideciğimin ellerine sağlık. Nişanlının da ayaklarına sağlık. Poğaçaları sana ben getirdim. Hani çaylar? Temel'e söyledim, birazdan getirir. O gelinceye kadar biz poğaçaları bitireceğiz. Geliyor. Uy. Merhaba. Nerede kaldın Temel ya? Kusura bakmayın, biraz geciktim. Şekersiz çayını, periz çayı. Bir daha olmasın ha. Tamamdır. Sağ olasın Temel. Aa, ayağını sürttün galiba. Hoş geldin Şirin. Hoş bulduk. Merhaba Şirin Hanım. Nasılsın? İyi değilim, başım ağrıyor. Ağrı kesici alacaktım. Vereyim. Geçmiş olsun Şirin Hanım. Sağ ol Temel. Poğaçaya ağrın şıp diye geçer. Hiçbir şey yiyecek halim yok Goncagül. Sağ ol, ben çok yedim de. Ali abiden haber var mı Temel? Yok da. Soyadlarımız tutmuyor diye görüşmemize izin vermediler. Keşke yapabileceğimiz bir şeyler olsaydı. O çocukları bulmaya çalışsanız. Biz de onu ediyorduk da. Dün akşam bakkal, minik eten, ben hep birlikte çocukların takıldığı bara gittik. Aferin be usta. Eyse bizi içeri almadılar. Neden? Tamsız girilmezmiş. Sanki barlarını yiyecektik. Öyle yerlere yalnız giremezsin tabii. Keşke Bahadır'la bana söyleseydin. Tabii ya. Siz uçakları tanımıyorsunuz ki de. Doğru. Of. Yanıma öyle bir kız olacaktı, bak nasıl girerdim içeriye. Onu unutma Şirin Hanım. Tamam. Hazırız. Hazırım. Affedersiniz. Affedersiniz. Buyurun, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Gülme daha. Buradalar mı? Yok, göremedim. Daha gelmemiş.
gelmişler demek ki. Hoş geldiniz. Masaya mı geçmek istersiniz yoksa bana mı? Ne dersin bebek? Ne bileyim. Bara geçelim. Drinklerimizi orada alırız. Buyurun. Rolünü çok iyi yaparsın. Bir filmde görmüştüm, aklımda kalmış. Ne alırsın? Bunlara da oturmak ne zormuş ya. Ben viski alayım. Ben de ondan. Kola, soda, su. Hepsi. Hepsi mi? beyler ne yapıyoruz? Bütün gece burada oturmayacağız herhalde. Gidip bowling oynayalım ha. Ne dersiniz? Nereden çıktı oğlum bowling? Yine bizim bara takılalım. Bence bir sinema yapalım. Ben bar diyorum abi. Boş ver oğlum. Her gece aynı yer. Bay geldi artık. Beni de sıktı orası. Hadi hadi, şuna korkuyoruz deseniz de. Neden korkacakmışsın oğlum? Yaptığımız işten sonra oralarda görmek istemiyorsunuz. O da var tabii. Bakarsın arayan sonra ne olur. Gümbürtüye gitmeyelim. Ne olacak ya? Şu montu versin. Tedbir elden bırakmayalım oğlum. Biz iyisi mi sinemaya takılalım? Doğru dedin. Bize bu gece sinema patlar. Allah senden razı olsun Erdoğan. Sayenle otobüste gelmekten kurtulduk. Rica ederim abla. Lafı mı olur? Kızlara da sürpriz olacak. Onlar bizi yarın bekliyorlardı. Görünce kim bilir nasıl şaşıracaklar. Adres yanınızda değil mi abi? Tabii tabii. Burada. Ama sen oraya kadar zahmet etme Erdoğan. Bizi yakın bir yerde bırak. Biz taksiyle gideriz. İstanbul'a kadar geldik ya. Gerisi kolay. Olur mu öyle şey abi? Sizi kapıya kadar bırakırım. İstanbul büyük şehir. Gece vakti kaybolursunuz. Doğru. İstanbul büyük şehir. Kızlar burada okul kazanınca hem çok sevindim hem de çok üzüldüm. Büyük şehir olunca insanın aklına bin türlü şey geliyor. İçini rahat tut hanım. Bizim kızların başında Şirin teyzeleri var. Vallahi onlara göz açtırmaz. Zaten Şirin'e güvenmesem kızları hayatta göndermezdim. Şirin hanım ablanız mı? Şirin benden 15 yaş küçük. Ama aklı büyük sağ olsun. Bizi aratmıyor. Bu şehrin büyüsü başka abi. Vallahi kasabayı da özlüyorum ama bir daha oralara dönmem. Sen de şehirli oldun desene. Oldum be abla. Burası bambaşka. Her şey var. Sinema, tiyatro, bar, disco. Canın nereye çekerse oraya gidersin. Allah'tan bizim kızlar bar, disco falan bilmezler. Onlar akşamları hep evdeler. Biz arayıp kontrol ediyoruz. Şirin başlarında ya. Onlar diskonun önünden bile geçemezler. Geleceği yok. Oyna, plan boşuna oldu. Ne yapalım, biz elimizden geleni yaptık. Yarın gene gelirim. Bakarsın yarın gelirler. Ben yarın gelemem. Yarın ablam ve eniştem geliyor. Oyna mı? İyi o zaman. Ne edelim? İstersen artık çıkalım. Evdekiler beni merak eder. Okey bebek, çıkalım. Ali abiye çok yazık oldu. Ya beyi abla, zavallı kadıncağız. Evin bütün yükü omuzlarına bindi. Allah kurtarsın. Allah düşmanımın başına böyle dert vermiş. Ne o Haydar Bey? Düşmanımın başına derken neden bana baktınız? Yani yemeği az yedemekle düşman mı olduk? Aman Müzeyyen Hanım, nereden çıkarıyorsunuz bütün bunları? Gözüm kaydı o kadar. Kayan sadece gözleriniz mi? Ya sözleriniz? Yenge çayınızı tazeleyeyim mi? Hayır, teşekkür ederim çocuğum, istemem. Sen Haydar Bey'in çayını tazele. Mutfaktaki börekle çöreği de getir yesin. Yakında 2 tonluk biri olup çıkarsa hiç şaşmayın. Aşk olsun Müzeyyen Hanım. Ben o kadar şişman mıyım? Bu gidişle evlere sığamayacaksınız. Komşular sizi ağırlamak için Ali Samiyen stadını kiralamak zorunda kalacaklar. Uy, bu boyalar benim kafamı çok kaşındırdı, darlandım. Çok yakıştı ama. Bu kıyafetler de size çok yakıştı Şirin Hanım. Vallahi beni bu halde annem görse tanıyamaz. Ben bile aynaya bakınca çok şaşırdım. Beni bu halde anam görse hiç acımaz böyle basar sopayı da. Şam şeytanı gibi olduk. Ay, yatmışlar mıdır acaba? Merak etme. Şirin sütlerini şirip yatırmıştır onları. Şirin'im benim. Gençliğini yaşayamıyor. Kızlar için kendini feda ediyor. Kendi istedi hanım. Biz onu zorlamadık ki. Teknik kazıntıları şımarık olur derler Erdoğan. Ama bizim Şirin tam aksi oldu. Hanım, aklı başında. Dünya iyisi bir kız. 16 numara. Burası. Geldik mi? Geldik hanım, geldik. Gel Erdoğan, bir kahve içersin. Geç oldu be abi, sağ ol. Bir yorgunluk kahvesi içip gidersin. Vallahi gel, bırakmam. Gel. Peki, hadi gel.
Eyvah! Ne oldu da? Ablamlar. Ablamlar gelmiş. Ablamlar mı? Aa! Şirin. Şirin mi? Şirin bu mu? Şirin, bu ne hal? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.